Bir de bir şey söyleyeceğim. Bak Allah yukarıda şahit. Parol kullanan varsa işe yaradığını bana kimse ispatlayamaz abi. Yani başın ağrıdığı zaman bir tane parol içiyorsun. Vallahi billahi vücudunda böyle geziyor. Ağrı nerede acaba diye. Ben gidiyorum da hapa gösteriyorum başımın ağrıdığını ya. Oğlum demek ki eczacılar da böyle sürekli müşterilere şey vere vere. İlaçları vere vere yerlerini ezber. Oğlum ne olmuş lan dışarısı? Baba hava be fena bozmuş. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Yağmur animasyonuna bayıldım. Abi fitil var mı? Fitili uygulamalı olarak gösteriyoruz efendim. Biliyorsunuz bizim baba mesleğidir eczacılık. Biz ta Lokman Hekim'den geliyor bizim soyumuz. Böyle benim ninem otu motu yolardı böyle çiğnerdi hap yapardı milletin fitil diye atardı bir tarafına. Beğenileriniz her şeyden değerli. Lütfen bu videonun en az 500 beğeniye ulaşmasına bana destek olun. Merhabalar arkadaşlar, yepyeni bir Ebeveyn Game videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber efendim eczane simülatörüyle karşınızdayız. Umarım hoşunuza gidecek bir oyun olur. Benim birazcık inceledim bir oyunu. Şöyle videolarına baktım. İşte oynanış şeylerine falan inceledim. Hoşuma gidecek gibi duruyor. Eğer hazırsanız, beğeniler atıldıysa hadi yine efendim. Yeni oyun diyoruz ve başlıyoruz. Şimdi abi hemen tabelamızın adını değiştireceğiz. Agacım burayı ne yapacağız? Ebenizin eczanesi. Ebenizin eczanesi. Abi biliyorsunuz biz isim vereceğimiz zaman kendi adımızı başta koyuyoruz abi. Şu tabela renginde şöyle bir kıpkırmızı yapalım. Benim gördüğüm hep eczane tabelaları kırmızı oluyor. Biraz da şöyle koyu mu yapsak? Kaydet bakayım nasıl oldu? Ebenizin eczanesi. Güzel. Hoşuma gitti. Tamam. Çık babacığım. Peki arkadaşlar ebenizin eczanesine hepiniz hoş geldiniz. Şimdi ne diyor abi? Bilgisayarın yanına git diyor. Geldim. Bilgisayarı açtım. Store uygulamasına gir ve eczane rafı al diyor. Nerede baba store? Burada. Store'a girdik. Abi çok parlak yalnız ekran ya. Eczane standart rafı al diyor. Bir tane. Baba bir tane mi alacağız? Birkaç tane alalım. 1, 2, 3, 4. 4 tane yeter ilk başta. Şimdi bunların hemen öde. Tamam. Altay Pharma uygulamasına gir ve ilaç siparişi ver diyor. Arkadaşlar bir dakika şimdi ilaç siparişi de vermemiz lazım. Bu ne? Sorelitun. Sorelitun'dan boğaz ağrısı için. Bak benim mesela geçenlerde en çok ihtiyacım olan şey abi. Bir tane bundan. Sinüzit ağrı kesici. Ulan bu da var bende. Tamam bunu da ekle. Ayak mantar kremi. Bu yok. Ayak mantarı ile ilgili sıkıntısı olan varsa yorumlar kısmına bekliyorum efendim. Alerjik göz ve burun tedavisi kurdeşen ilacı. Yani alerjik göz ve burun tedavisi için kullanabilirim ama kurdeşene yakalanmadım. Bunu da ekle. Ağız ve boğazda ağrı ile seyreden diş eti iltihabı için. Abi bunu alalım. Bunun illaki müşterisi çıkar. Bu ne? Gastikon. Gaz sıkışması şişkinlik. Babacım onun tedavisi burada ya. Soda içeceksin. Tamam bunu da sepete ekleyelim kardeş. Mide asidi, ülser, gastrit. Bak bu son zamanlarda duyduğum bir sıkıntı baba. Bunu da ekleyelim bence. Melatonin, uyku hapı. Var mı abi uykuyla ilgili sıkıntısı olanlar? Varsa hemen onu da şey yapalım. Bundan da ekle baba. Cuvara bırakma sakızı. Bak bunu bence bütün ülkeye vermek lazım. Bu ne abi? Balgam sökücü bronşit ilacı. Allah cezanı vermiş. Hadi bunu da ekle tamam. Başka var mı? Baba kabızlık babızlık diyor da. Bence biz bunların bir siparişini verelim önce. Dur bakayım 10 tane verdiğim sipariş. Rafları bir dolduralım. Ondan sonrasına bakarız baba. Siparişler gelmiş. Şimdi ne diyor abi? Depoya git ve el arabasını al diyor. Çık kardeşim. Koştur. Depomuz şurada anladığım kadarıyla. Oo bizim siparişler buraya gelmiş. El arabasını al kardeşim. Şunları bir yerleştirmeye başlayacağız. Şimdi bunu G ile bırakıyoruz babacan. Önce rafları yerleştirelim. Şöyle bir, ver bunu da. Şöyle iki, şu rafı da ver. Oğlum ben 4 tane raf almadım mı ya? Babacan ben 4 tane raf aldım diye hatırlıyorum. 3 tane mi aldık biz anasını satayım? 4. raf nerede? Aa vallahi 4. raf yok ha. İlaçlar tam gelmiş mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vallahi billahi bir tane raf eksik gelmiş ha. Neyse. İnşallah gazıklanmadık. Şimdi şu rafları bir yerleştireceğiz.
Şimdi arkadaşlar burası şey olmadığı için, ne onun adı? Böyle market gibi bir yer olmadığı için rafları buraya dizmenin bir manası yok. Böyle kasanın arkasına dizmemiz lazım bence. Şunu al, malzemeyi yerleştir. Şuradan arka sıramızdan başlayalım. Benim bu zamana kadar gittiğim bütün eczanelerde genellikle tezgahın arkasından verdiler bana malzemeleri yani. Gidiyorsun diyorsun ki bir ağrı kesici. Bunu da yerleştir. 2. Oğlum ben 4 rafa göre ürün almadım mı şimdi? Beni burada sıkıntıya sokacak bu. Bu raflar yetmez baba. Her neyse şöyle yapalım. Bir dakika. Koştur. Diğer aldığımız ürünleri de raflara yerleştirelim. Kalan duruma göre şey yaparız. Ne onun adı? Tekrar bir raf olayına gireriz. Şimdi kutuyu bırak. Şu 1. Ver. Şu 2. Şöyle 3. Yerleştir babacığım. İyi, el arabası güzel olmuş yalnız. Bunları böyle teker teker taşımak zorunda kalacaktık yoksa oraya kadar. Buraya. Oğlum açma lan, açma manyak. Heh. Yanlışlıkla kutuyu açtım, iyi mi? Şunu da getir. Şunu da şöyle yerleştirelim. Bir tane daha kaldı. Onu koyabiliyor muyum? Vallahi koyabiliyorum. Tamamdır. Hadi gidiyoruz. Koştur. Şimdi her bir ilaçtan bir koli aldık. İnşallah para kazanması kolaydır ha oyunun. Yoksa Mokoko. Evet, el arabasını bıraktık. Nereye bırakırsan bırak el arabası böyle yan dönüyor abi. Onu fark ettim. Şimdi kutuyu aç. Buradan başlıyorum yerleştirmeye abi. Ne diyor abi? Nasıl yerleştiriyormuşuz? E ile. Evet, buraya koyduk. Bu neymiş ismi? Neyse, bunu çöpe atıyoruz. Şuradan da çöpe atalım. Daha müşteri bile gelmedi anasını satayım ya. Yerleştir bunu da. Bu ağrı kesici. Painkiller diyor. Eskiden Painkiller diye bir oyun vardı abi. Bilenler var mı? Vallahi bak, bilenler varsa Painkiller'ı gerçekten oyun geçmişinde old'dur ha. Şunu da koy. Bu ne oğlum, bu şeye benziyor. Merheme benziyor. Bunu da koyalım. Ya bir tane oyun da şey yapmadı ha. Şu rafları dizdikten sonra işte ürünü, koli otomatik yok olmuyor yani. Bu kadar da gerçekçi yapmak zorunda değilsiniz bence. Ya da ne bileyim işte, bu kolileri bir kere de çöpe atma olayı falan gelse çok daha rahatlatıcı olacak. Aa bak, bu uyku ilacı. Geri alamıyor muyuz? Alamıyoruz abi. Yerleştirdiğin yerde kalıyor ilaç bak. Aklınızda olsun sizin de. Bu şeyleri yerleştirelim arkadaşlar. Biz muhtemelen biraz daha raf almamız gerekecek. Bu seferki simülasyon oyununda farklı bir strateji deneyeceğim abi. Allah ne verdiyse bütün paramı sermayeye yatıracağım. Bakalım biz bunun sermayesini ne zaman çıkartacağız abi. Vallahi ben de merak ediyorum. Aa bak, vitaminli bir şey bu ha. Portakallı mortakallı vallahi. Şimdi şunu da bir yerleştirelim. Koy babacığım. Yalnız var ya, ilaçlardan ikişer tane almak gerekiyor galiba. Şeyi doldurmuyor. Rafları doldurmuyor. Şunları da koy. Tamam. Şimdi arkadaşlar, 2000 dolar paramız var bizim. Lakin raflardaki yerlerimiz bitti. Ben diyorum ki bir 3 tane daha raf siparişi verelim biz. Nereden veriyorduk abi? Store'a giriyorduk. Standart raf. 1, 2, 3 tane daha sipariş verdim. Şunları bir ödedik. Siparişlerimiz gelmiş. Çık babacan. Hemen onları da... Arabayı da almadım. El arabasını ama kucakta taşıyacağız bunu ya. Püh. Getir. Koştur. Bu yan taraf neymiş? For sale diyor. Abi dükkanı buraya doğru mu büyütüyoruz acaba? Şimdi şu kutuyu hemen yerleştir babacan. Şöyle. Aa, sığmıyor mu lan bu buraya? Hadi. Aa, oğlum. Niye sığmıyor bu buraya ya? Böyle çok hassas bir şekilde bir koymak lazım. Hah. Oldu. Oldu oldu. Abi şu arabayla gideyim ben buraya ya. Şunu yerleştireyim de. Yalnız biz bu ilaçları böyle... Aa, yanlış koydum ya. Bunu alamıyor muyuz?
Abi alamıyoruz da iyi mi? Tüh. Abi bunu niye yanlış koydum ben? Heh. E ile alıyormuşuz. Dur. E nasıl koyacağım buraya? Heh koydum. Tamam tamam. Abi bu nikotin sakızıymış bu. Cugarayı bırakmak isteyenler için. Tamamdır. Güzel. Şimdi şu diğer raflarımızı da bir koyalım. Ona göre sipariş vereceğim abi. Hiç ürün artmayacak elimizde. Merak etmeyin. Şimdi 3, 6, 7, 8 tane daha ilaç siparişi verebiliriz arkadaşlar. Altay Farma'ya girdim. Şimdi biz nereye kadar vermiştik abi? İlk 5 taneyi vermiştik. Şu Asitorin'e kadar vermiştik. Bisakolex'ten vereceğim. 1. Altafen'den vereceğim. Ağrı kesici, ateş düşürücü, grip ilacı. Bak benim geçen hafta en çok ihtiyacım olan şeydi bu. Soğuk algınlığı, grip nezle, Altay Flu. Deri enfeksiyonu diyor. Oha. Alexgen, alerji ilacı. Abi var mı bahar alerjisi olanlar? Vallahi onu merak ettim. Astım spreyi. Tahriş olmuş cilt ameliyat yarası. Tamam, bundan da 7 tane verdik sipariş. Şunları öde. Bizim kaç tane boşluğumuz vardı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir tane boş kalacak. Tamam kalsın, önemli değil o kadar. Ondan sonrasında dükkanı açarız. Zaten daha 1390 lira paramız var birader. Ana sipsivri lan. Evet abicim, bunu da yerleştirdik miydi? Reçetesiz ilaç satmıyoruz arkadaşlar. Her şeyden önce onu bir söyleyeyim. Ondan sonracıma SGK ile anlaşmamız vardır. Dedelerinizi, ninelerinizi hepsini getirebilirsiniz. Tansiyon ölçümü ücretsiz. Boy kilo ölçümü ücretsiz efendim. Şuraya bir tane tartı alalım biz daha sonra. Şimdi diyor ki arkadaşlar, tabelanın yanına git ve E tuşuna basarak aç diyor. Eczanemiz açıldı. Şu el arabasını şuradan bir çıkartalım. Bu el arabasının burada yeri yok şu an. Depomuza gidelim, koyalım abi. O sırada da müşteri gelir belki. İlk satışımızı yaparız. Yalnız depoyu biraz daha uzağa koysalarmış, yemin ediyorum hastaneye gidecekmişiz ha. Aa, ilk müşteri geliyor bence. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Abim hoş geldin. Hoş geldin. E tuşu ile müşteriyle konuş. Merhaba. Size nasıl yardımcı olabilirim? Bir Altay inhaler alabilir miyim diyor. Oğlum bu ne? Altay in the house gibi, böyle müzik ismi gibi lan. Tabii ki, tabii ki. Ama bende var mı o? Oğlum bende var mı yok mu? Nereden bileceğim ben onu? Tabii diyeyim. Ben kesin vardır. Altay inhaler. Var mı abi Altay inhaler? Bu asidratin, sinotro, klotik, gos, melatonin, asitorin, sorelitin, benzi, emtizin. Oğlum nerede bu? Altay in... Altay in the house nerede? Altay flu, altafen. Ha, Altay inhaler. Dur, varmış lan. Bir tane aldım. Şimdi ne diyor abi? Poşete koy diyor. Okuttum ve koydum. Efendim SGK anlaşmanız yok mu sizin? Reçeteniz yok mu? Tamam, post cihazını kullan. Kasayı kullan diyor. Kasa ekranında yazan tutarı post cihazına gir diyor abi. Kaç para tuttu? 11 dolar. Okeyledim. Oo, temassız ödeme. Severiz. Efendim merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Nasıl yardımcı olabilirim? 2 asitorin, 1 gastikon. Hafif bir boğaz ağrısıyla ishal problemimiz mi var? Kabızlık mı var? He? Şişkinlik. Abicim yapmayın, gözünü seveyim, dışarıdan yemek yemeyin ya. Tamam, 2 asitorin, 1 gastikon. Asitorin neredeydi? Bunların yerlerini ezberlek lazım ha. 1 gastikon. Bunu buldum. Gastikon. Okut baba bunu. Aa bir dakika, reçete yok ki. Bunu poşete koydum. Şimdi 2 tane asitorin. Asidrin, sinotro, klotro, cattırıcuttro, asitorin ha burada. 1. Bir tane burada. Bir tane daha asitorin. Efendim sizin 3 parça hazır. 32 dolar yapıyor. 32. Okey. Temassız ödeme. Mükemmel. Mükemmel. Hayırlı günler, geçmiş olsun efendim. Yine bekleriz diyeceğim ama hastalanmadığınız zaman da gelin. Sizin beyefendi merhaba. Nasıl, ne isterdiniz? 1 asidratin, 1 nikotin gam, 2 bisakolex. Oğlum bunların nasıl isimleri var ya?
Oğlum nerede parol? Nerede tamol? Nerede pedifem birader? Bir de bir şey söyleyeceğim. Bak Allah yukarıda şahit. Parol kullanan varsa işe yaradığını bana kimse ispatlayamaz abi. Yani başın ağrıdığı zaman bir tane parol içiyorsun. Vallahi billahi vücudunda böyle geziyor. Ağrı nerede acaba diye. Ben gidiyorum da hapa gösteriyorum başımın ağrıdığını ya. Dünyada hiçbir halta yaramayan bir tane ağrı kesici varsa bence o da paroldur yani. Buradan da parolun yetkililerinin beni izlemediğini düşünerekten. Oha, şimşek çaktı lan dışarıda. Gönül rahatlığıyla sallayabilirim diye düşünüyorum. Apranax yok mu dükkan sahibi soruyor. Abi yok. Ben sana bir tane asidratin vereyim. Müsil. İyi gelir. Tamam var abi bende bunlar. Bak hemen ekranın yan tarafında çıkıyor abi müşterinin istedikleri. Bir asit asidratin. Oğlum isminde hayır yok lan. Asidratin bir tane. Bunu koy. Bir tane nikotin gum. Abimiz cigarayı bırakmak istiyor. Anlaşıldı. Tamam abi bunu da vereyim. Naneli abi güzel. Sakız niyetine. İki tane de Bisacolex. Bisacolex hangisiydi? Oğlum bunları alfabetik sıraya göre yapmak lazım ha. Bisacolex Gold. Şu bir. Bir tane daha. Şu iki. Abi senin toplamda 39 lira yaptı. Bu arada bakın bunlar SGK anlaşmalı müşteri değil. Bunlar doktordan reçete yazdırmamışlar arkadaşlar. Direkt geliyor parasıyla alıyor. Yani o yüzden Mert pislik yapma. Pislik yapma. Daha yok onu satmıyoruz daha onu. Daha onu satmıyoruz. Efendim merhaba hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne isterdiniz? Bir tane Claude Ripatrol. Tabii hemen adını bile zor söylüyoruz ama verelim. Claude Ripatrol hangisi? Altafen, Altay in the House, Lonedexa, Emitizin, Sorelithium, Melatonin, Gastikon, Asiti bilmem ne. Ha Claude Ripatrol. Oğlum bu ne merhem lan bu? Bu neymiş bu? Antifungal krem. Abi ne oldu? Bir yerini mi yaktın sen? Bu müşteri sıraya girdi ya. Tamam babacığım. Senin de 11 lira. Geçmiş olsun. Eşinize, dostunuza, hepsine bizi tavsiye edebilirsiniz efendim. Hoş geldiniz. Merhabalar. Bir Claude Ripatrol, bir Altay in the House ve bir de asidratin. Tamam, verelim. Bir Claude Ripatrol. Dur, az önce vermiştim bundan. Oğlum bu ne ya? Claude Ripatrol hangisiydi? Krem olan mıydı? Evet, krem olan Claude Ripatrol. Bir tane bundan. Bir tane Altay in the House. Bak onun yerini ezberledim burada. Oğlum demek ki eczacılar da böyle sürekli müşterilere şey vere vere, ilaçları vere vere yerlerini ezber. Oğlum ne olmuş lan dışarısı? Baba hava be fena bozmuş. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Yağmur animasyonuna bayıldım. Ya şortla geziyorsun. Hasta oluyorsun sonra. Şortla gezmeyin birader burada. Hava bak bok gibi. Şimdi biz buna ne verdik? Altay in the House'u da verdik. Bir tane asidratin vereceğiz. Bu muydu asidratin? Farkındaysanız alışıyorum yerlerine. Tamam. 3 parça. 32 lira yaptı senin de. Oğlum bir tane reçeteli şey gelmedi ya. Onlar hasta olmasa sen nereden para kazanacaksın diyor. Kardeşim biz bir şekilde yolumuzu buluruz. İnsanların sağlığı daha önemli yani şu an. İlker sen de neyin peşindesin ya? İstiyorsun ki insanlar sürülsün valla. Kurtçum gel yarın başla. Yiğit de diyor ki abi alternatif tıp var mı? Abi fitil var mı? Fitili uygulamalı olarak gösteriyoruz efendim. Yiğit'cim hoş geldin. Berat'cığım oyunumuzun adı Eczane Simülatörü. Şu an bir eczacıyım kardeşim. Biliyorsunuz bizim baba mesleğidir eczacılık. Biz ta Lokman Hekim'den geliyor bizim soyumuz. Böyle benim ninem otu motu yolardı böyle çiğnerdi hap yapardı milletin fitil diye atardı bir tarafına. Abi oyun şu an prolog versiyonunda bu arada. Tam sürümü henüz çıkmadı. Sizler de ücretsiz bir şekilde indirip oynayabilirsiniz bu arada oyun. Oyun ücretsiz yani. Buracım bende bütün oyunlar var. Çilli Oruz diyor ki Ziya! Aşk olsun. Aşk olsun kalbim kırılır. Evet abi. Bu müşterimizi de yolladık. Babacım senin derdin ne? Bir tane sinüt terro alabilir miyim diyor. Bak sinüzit olmuş tabii ki. Ama baba bak şimdi. Bana bak bana. Alo.
Abim, kafanda saç yok. Beresiz çıkarsan dışarı yağmur yağıyor, sinüzitin azar tabi. Yalansam doğrusun deyin abi. Neyse, Sinüterro. Bir tane Sinüterro veriyorum hemen. Bunu abi tok karnına sabah akşam birer tane alıyorsun, tamam mı? Yanlışlıkla fitil niyetine kullanma bak, sonra başın ağrır ha. Haberin olsun. Ağızdan bu. Hoş geldiniz. Merhabalar. Bir tane altafen. Tabii ki alabilirsiniz efendim. Oğlum bu altafenin de adı bir şeye benziyor ya. Dershane ismi gibi. Efendim sizin tek parça 10 lira. Nakit çalışmıyoruz abi. Net bir şekilde kredi kartı. En temizi. Ablacım hoş geldin. Aa bu doktorun asistanı lan. Merhabalar. Bir tane Altay Flu tabii ki. Hemen. Altay Flu. Aa bu Altay'ın da House. Pardon. Altay Flu hangisi lan? Asil Öpel. Altay Flu bu. Ablacım Altay Flu'nuz hazır. Bunu da günde 3 defa alacaklar, bilginiz olsun. Tok ya da aç fark etmez. Bol bol da yanına vitamin. Bu arada saç dökülmesine karşı şeylerimiz var. Şampuanlarım. Neyse. Böyle eczanelerde de son trend o oldu. Bilmiyorum siz de fark ettiniz mi? Böyle bir ilaç almaya giriyorsun. Hemen sana böyle saç dökülmesine karşı şampuan satmaya çalışıyorlar. Efendim merhaba, hoş geldiniz. Bir tane emtizine alabilir miyim? Tabii ki. Hemen emtizin veriyoruz. Bir adet emtizin. Sinerro. Asidratin, asitorin, melatonin, gastikon, emtizin. Heh burada. Buyursunlar efendim. Sizin de abi tek parça 11 lira. Ademciğim hoş geldin. Arkadaşlar anlık donmalar olabiliyor. Benden kaynaklı bir durum değil. Sevgili TikTok'tan kaynaklı bu donmalar. O yüzden ben yayın akışını kesmiyorum. Donduğu zaman devam edeceğim. Siz yakalarsınız zaten onu oradan. Bu sürekli olan bir şey değil. Bilmiyorum niye olduğunu. O yüzden şimdiden hatırlatayım yani. Ben patron eleman al diyor. Abi alamıyoruz ki daha, dur daha level 1 bile, kaçıncı leveldeyiz onu bile bilmiyorum ki. Daha yeni başladık. Ama illaki eleman alma vardır yani. Eleman alacağımız zaman söz siz de bu yayında göreceksiniz. Efendim 11 lira. Hayırlı günler. Oğlum akşam oldu, hadi artık gidin daha. Nöbetçi eczane değilim ki ben. Merhabalar. Ne istersiniz efendim? Bir tane asitorin. Tabii ki. Hemen. Bir tane asitorin. Asitorin burada. Şöyle vereyim. Efendim sizin de 11 lira tuttu. Abi bu dükkanı geliştirmemiz lazım. Başka ilaçlar lazım. Bak dekorasyon bölümünden boya moya al diyor bana. Şu insancığımızı da kovalayalım. Ne istersiniz? İki tane Clotri Patrol. Yok ha, yok ablacığım o bende. İlaç yoksa saatin de mi yok? Ne diyorsun lan? Oğlum bak ağzına tükürürüm senin ha. Ağzına tükürürüm senin ha. İyi ki bir tane ilaç vermedik lan. Laf soktu gitti. Hıyar ağasına bak. Senin abicim. Merhaba. Asidratin. Tamam. Vereyim asidratini. Asidratin şurada. Oğlum verdik ya. Tamam. Buraya vereceğiz pardon. Oğlum müşteri yine geliyor. Benim dükkanı kapatmam lazım anladığım kadarıyla. Asidratini şuraya koyacağız. Okutmadık abicim ya. Tamam. Kaç para? 10 lira. Hemen bunu da 10 lira verelim. Abi ben şimdi bir dükkanı kapatacağım. Akşam oldu anasını satayım. Başlarım bunların keyfine. Kapat abi eczaneyi. Şu kasadaki müşterimiz de hemen. Heh o da gitti. Şimdi ne diyor bize? Store uygulamasını aç ve dekorasyon bölümünden boya al diyor. Tabi abi dükkana bizim biraz çeki düzen vermemiz lazım. Burayı kapat. Store'u açtım. Dekorasyon bölümüne gireceğiz. Girdim. Sarı duvar boyası fayans diyor. Kırmızı duvar boyası fayans. Abi eczane dediğim beyaz olur ya. Gri var. Lacivert var. Turuncu var. Pembe var. Mor var. Ne renk yapalım abi duvarları? Kırmızı yapalım. Kırmızı renk mi yapalım abi duvarları? O zaman abi bir dakika. Kırmızı renk bir deneyelim hemen. Şurada turuncu, lacivert, gri, yeşil, kırmızı. Heh. Sepete ekle. Başka sadece boya al diyor bana. Tamam abi. Öde 75 dolar.
Oğlum uyuma muyuma da mı yok bunda ya? Akşamın 7.30 oldu, ben hiçbir şey görmüyorum karanlıkta. Koştur. Sokak lambaları da sadece dibini aydınlatıyor anasını satayım. Şimdi boya tuşunu G ile yerleştir diyor. Yerleştirdik. Ruloyu eline al. Aldım. Önce fırçana boya sür. Aga çok güzel lan. Aa sürtmen lazım böyle. Bak 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 bak. Ya çok iyi olmadı mı? Sevdim. Sevdim. Evet abi, ikinciyi de boyadık. Buraya bir yani bir kere boya aldığı zaman bir duvarı boyuyor sadece. İnşallah bir boya yetecek ama yok, yetmeyecek baba. Şurayı da boya. Boya 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 boya. Tamamdır. Ver babacığım bunu da. Abi bir tane boya yetmedi, ben size söyleyeyim. Başka kaldı mı? Kalmadı. Abi bir tane daha boya alacağız. Şuradan hemen şunu al. Bunu çöpe. Abi kırmızı duvar biraz garip oldu ama yine de sen bilirsin. Bir tane daha ekledim. Öde. Bu arada size bir şey söyleyeyim mi? Belki bir tane daha boya almamız gerekebilir arkadaşlar. Hemen şunu da alalım. Koş 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 koş. Yerleştir babacan. Getir ruloyu. Şu bir. Boya 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 bakayım. Abi oyun keyifli ama tabii birazcık da geliştirilmesi gereken yerleri var bence. Bilmiyorum, sizler de yorumlar kısmından bana bunu yazarsanız belki yapımcımız görür. Bu tarz böyle bugları ve düzeltilmesi gereken yerleri kendisi de böyle yayınımızdan keşfedip hem de sizin değerli yorumlarınızla beraber o da dikkate alır diye düşünüyorum. Ama keyifli bir oyun olduğu kesin. Sizler de benim açıklama kısmına bırakacağım linkten oyunu ücretsiz bir şekilde indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. En azından hani Türk yapımı oyunlara destek vermeniz açısından bu önemli bir konu. Ve bu videonun serisinin gelmesini isteyen kardeşlerim varsa burası çok önemli arkadaşlar. 500 beğeni hedefimiz var. Bence bunu sizlerle beraber yapabileceğimizi düşünüyorum. 500 beğeni atıp bir sonraki videolardan da haberdar olabilmeniz için arkadaşlar bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Bir de yorumlar kısmından serinin devamı gelsin yazarsanız bütün yorumlarınızı okuyorum. Cevap da vermeye gayret ediyorum, biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arka kısımları boyadık, şu ön kısımlar kaldı. Başka dekorasyon bölümünden zemin al diyor. Bir de zemin alalım bakalım, bir de ona bir bakalım. Abi aç şimdi buradan. Fayans almamız gerekiyormuş. Abi bunlar bayağı tuvalet fayansı gibi. Aa bak bu güzel. Bir dakika. Bir iki tane alacağım abi fayans. 150 dolar da buna verdik. İnşallah güzel olur. Abi aydınlatma çok az ya. Işık ha dur. Oha ışığı kapatınca baksana kapkar oluyor ortalık. Yine aydınlatıyormuş lan ışık içerisini. Abi zemini ben seçtim bu sefer şimdi. Boyayı sevgili Çillimiz seçmişti. Zemini de ben seçtim. Şimdi abi çekici eline al diyor. Sonra zemini eline alıyorsun. Şuraya. Aha. Oo çok güzel oldu lan. Ver babacan. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Harbiden çok güzel oldu ya. Bak benim hoşuma gitti. Evet mükemmel. Galiba bir taneyi fazla aldık. Tamam burayı da koydum. Bak dükkanı biraz koyu göstermiş olabilir arkadaşlar. Ama bence günün sonunda burası janti bir eczaneye dönüşecek. Orada hiç de fazla almamışız ha. Gayet de yeterli. İkinciyi bunu kaldırmak için ele geçiyoruz. Şunu alıyoruz. Şuraya koyuyoruz. Şimdi ikinci kutumuzu da alalım.
Zaten bu gidişte sabaha kadar burada tadilat falan yapacağız gibi duruyor yani. Abi kırmızı ve siyahın uyumu önemli şimdi. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Çekici ver. Şuraya başla. Şöyle yerleştir. Tamam, elim alıştı. Bak böyle hızlı hızlı. Bunu da ver. Ayrı bir hava katmışlar böyle şey yapmada, animasyon olarak. Tamam, bu da güzel oldu. Oğlum 70 ek lan. Fazla aldık dedim bir de, iyi mi? Evet abi, bir kutu daha sipariş vereceğiz. Hatta bir de boya siparişi vereyim bari, yapmışken tam yapalım. Şuradan ele geçelim. Bir tane şundan, değil mi? Bundan almıştık. Bir de kırmızı boya. Kırmızı, kırmızı, kırmızı burada. Bir tane de kırmızı boya babacığım. Öde. Şunlardan da birini çöpe atalım da. Dükkanı kapattığın anda mahalledeki insanlar da kaçıyor gidiyor. Aa! E gelmedi abi fayans. Başlayacağım ama keyfine bak. Benim fayansımın parasını ödedim, gelmedi birader ya. Olmadı ama şimdi, bu benim paramı yedi ya. Gördünüz değil mi? İşte bak mesela bu bir bug. Bunun bence düzeltilmesi gerekiyor. Öde. Hay be, 75 dolar daha para verdik. Allah'tan başlangıç paramız yeterli. Vallahi billah. Yoksa var ya, biz bu dükkanı zor adam ederdik. Bir çekici aldım elime. Şurayı da başlayalım yapmaya. Diğeri nerede? Burada. Evet abi. Bir şey söyleyeyim size. Harbi afilli oldu yalnız. Benim hoşuma gitti. Şimdi şu ruloyu da elimize alalım. Nerede benim diğer boyam? Burada. Şurayı da bir boyayacağız. Getir. Aa, burayı komple boyadı. Tamam, güzel. Başka ne diyor abi? Kasanın arkasındaki duvarlardan birinin yanına git ve elinde çekiç varken duvara bakarak vur diyor. Aa, duvarı yıkacağız. Ulan boşuna mı boyadık biz burayı? Hay ağzına tüküreyim. Vallahi duvarı yıktık. Oğlum ne oluyor, anasını sattımını. Aa bak, buradan bir tane ekstra yer açıldı. Burayı da yıkabiliriz o zaman. Ha, komple büyütme yaptı. Neyse abi, o büyütme görevleri bence bizim ikinci yayına kalsın. Eğer hoşunuza gider ve videonun devamının gelmesini isterseniz mutlaka yorumlar kısmından yazmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenileriniz her şeyden değerli. Lütfen bu videonun en az 500 beğeniye ulaşmasına bana destek olun. Efendim kendinize iyi bakın. Bir başka Ebeveyn Game videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.